gördü. Bayramı burada kendisi. Ne dedi? Çünkü burada kendileri dedi. Dilekten de şüphelenmiyorum. Bayramdan da şüphelenmiyorum dedi. Bayramın ailesi. Bir şey dilekçe, bir şey rica edebilir miyim? Evet. Bak direkt bayrama dönük bir suçlama. Bayram konuşabilir. Aklı var, dimağı var, konuşmasını biliyor. Zeynep de tartışabilir, konuşabilir. Tamam. Bana şunu söyler misin? Direkt şunu hatırlatıyor. Şimdi bayram da bunu söyleyebilirdi ama. Şunu hatırla. Buraya geldiğinde bayramın karısı Gülsem'den de kardeşlerinden şüpheleniyorum demiştin. Şimdi diyorsun ki bayramdan şüpheleniyorum. Neden ağzı... Neden böyle manevra yaptın? Tamam, iyi yazarsın. Nasıl Didem Hanım, nasıl eyle dedim biliyor musunuz? Kendi dakika başına. Bak Gülsem'in başına Mustafa pislik attığında Gülsem bayram arıyor. Bayrama diyor ki böyle böyle kardeşin gene aynısını yaptı. O da kardeşlerine şikayet et. Deyince şey oldum. Hedef o zaman şüphelendim. Hedef şaşırtıyor yani, öyle mi? Peki bayram niye kardeşini o kadar kanlı bıçaklılar mıydık iki kardeş? Yok. Çünkü anlaşamıyorlardı. Anlaşamıyorlardı. Her zaman öyle anlaşamıyorlardı. Ya anlaşamıyorlardı da. Her zaman dövüşler vardı. Anlaşamıyorlardı da Mustafa bu zamana kadar hiç bayramla tartışmamış ki. Hiç bu zamana bir kavgalar olmadı ki. Ama şöyle söyleyeyim bak. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Bir dakika ne olur ya. Sonuçta Zeynep o evden gittikten sonra şurada bir gerçek ki o ev... Yani Mustafa'nın yaşam orası bir aile binası. Doğru. İki katlı. Evet. Bir yerde Mehmet yaşıyor. Evet. Alt katta sen çocukların da yaşıyorsun. Doğru. Üst katta da Mustafa yaşıyor. Doğru. Ev yaşanamayacak halde. Evet, doğru. Ve kafanıza sürekli şey atılıyor. Evet. Ve siz onun orada yaşamasını istemediniz mi? Didem Hanım, ben bayrama soruyorum. O evde bayram yaşıyor. Yaşamasını başka bir şey söyleyeceğim. Hayır, ben ama sorumun yanıtını almadım. Bir soru sorayım, yanıtını alayım. Tamam, söyleyin. Mustafa'nın o evden çıkmasını istediniz mi? Hayır. Vallahi de istemedim, billahi de istemedim. Peki Zeynep'ciğim sence istediler mi? Hayır, çevirme, elleme. Hayır, elleme. Ne var orada, ne var? Bir şey dokunmayın. Didem Hanım çok özür dilerim. Kazı çalışması devam ederken, evet dokunmuyoruz. Bakın kazı çalışması devam ederken burada bir adet sim kart bulundu şu anda paketin içinde. Sim kart mı? Şu anda Mehmet Bey kendisi kazarken kumların arasından çıktı. Evet evet, şu anda bir peçete istiyorum size de düzgünce gösterebilir için. İnşallah bir delildir. Bir dakika durun bir dakika. Sim kart mı o? Ha evet. Evet, sim kart. Hatta içinde de parçası da içinde. Evet evet, paketin içinde şurada bakın, evet, parmağımın sadece gösterdiğim noktasında. Evet. Şurada dokunmuyorum. Bir sim kart bulundu. Allah Allah. Dokunmayın ama. Kırılmış bir sim kart Didem Hanım bu. Yerinden çıkarılmış. Tamam, yok dokunmuyoruz. Numarası yazıyordu üzerinde. Numara vardır kartın üzerinde. Şimdi normalde bu toprak orada yıllardır orada duruyorsa. Evet. O sim kartın orada ne işi var? Şimdi Didem Hanım, Mustafa eşine çok kinliydi. İnan edin eşinden başka kimse bu kadar kinli değildi. Sim kartı soruyorum. Kine ne hale? Ben sim kartı konuşuyoruz. Yani Mustafa eşiyle çok şeydi. Kavgalılardı. Bir şey söyleyeceğim. Sim kartı konuşuyoruz Dilekçim. Kavga ne konuyu nereye getiriyorsun? Sim kart önemli değil mi? Yani sen Mustafa'nın bulunması... Zeynep'e öfkeli olduğu kadar bize öfkeli değildi. Ama sim kartı bulduk orada, bir evet, şey bulduk. Ben de şu anda çok merak ediyorum. Ha işte müsaade et, anlamaya çalışalım. Ne dediniz arkadaşlar? Bu toprak sanki oraya yeni konulmuş gibi mi duruyor sence Sevda'ya? Hayır. Sevda? İndir. Sevda ne diyorsunuz? Sevda, kesinlikle Didem Hanım, sizin de söylediğiniz gibi yeni konulmuş gibi duruyor. Bakın şu anda bir peçete yardımıyla size ön yüzünde göstereceğim. Şöyle tutuyorum yayınlarımız esnasında. Yeri normalde şurası, yerinden çıkarılmış. Evet, o tarafını çevirme. Evet. Aha. Bakın normalde yeri şu siyah tarafı, tamam, yerinden çıkarılmış ve kırılmış. Sim kartın bir tarafı burada, bir tarafı da şurada hemen. Onu kenara koy, kazmaya devam edelim. Gördük onu. Acayip ya, Allah Allah. Şimdi normalde burası sadece çiçek için kullanılıyorsa bayram. Zeynep aynı soruyu sana da, önce bayram yanıtlasın ne bu soruyu. Ne için kullanıyorsun dediniz? Ha, burası normalde işte toprak. Bak, o da fare zehirleri var. Bak onu ben döktüm oraya. Fare zehri döktün. Evet, o mavi mavi olanlar. Ama toprak sanki oraya, özür dilerim, bir sorumun yanısını alabilir miyim lütfen? Sorun. Toprak oraya sanki yeni konmuş gibi. Hayır. Zeynep de öyle söylüyor. Değil. Dışarıdan hiçbir şekilde oraya toprak getirilmedi. O bak, toprak eski toprak. Komşumuzun komşumuz var bir tane orada söylüyor. Bak isterseniz çağırın. 25 yıllık toprak. Kendisi gelsin, birlikte temizledik. 25 yıllık toprağın içinde sim kartın ne işi var? Onu ben de merak ediyorum. İşte zamanında evet, orada Mustafa... Yukarıda banyonun şeyi var, penceresi var. Oradan atıyordu eşya. Oradan aşağı atıyorlardı. Orada ben telefon çöp bile buldum. Çöp atıyordu yani. Eski ev telefonu da buldum ben onun içinde. Toprağın içinde buldun. Evet. Niye karıştırdın toprağı? Toprağı karıştırmadım ki, üstündeki tozları şeyler aldı, külleri aldı. Temizlik yaparken diyor. Temizlik yani, yaparken temizlerken diyor. Bir yandan kazmaya devam ediyorlar.
altına gelmeye ne kadar zaman kaldı? Ne ya kadar, ben, neredesiniz? Avukat hanım, şimdi Didem hanım. Bir dakika, ben... bir şey sordum, sorumun yanısını alayım ya. Tamam. Allah'ım, bir sorayım, ne kadar kaldı? Ona göre planlama yapıyorum. Didem hanım, henüz daha... Evet, henüz daha toprağın üst kısmını aldık. Daha çok fazla var gerçekten. Bu arada şunu hatırlatalım. Hala şu anda kazımız devam ediyor. Şunu hatırlatayım bu arada. Evet, söyleyin. Sizin kardeşiniz 5 Ağustos'ta kayboluyor. Tamam. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 4 ay diyelim. Evet. Aralık'la bitiyor. 5 ay diyelim. Çok yağmur yağdı. Çok şeyler oldu. Acayip deli gibi yağmurlar yağdı bir ara. Yani bu, bunun üzerine bu kadar çok, yani sertleşmesinin, biraz da sertleşmesinin nedeni o yağmurlarda olabilir. Ama Zeynep görmedim diyor. Tuncay'ım, ne soruyorsunuz? Ben biraz toprakla uğraşmayı severim. Hatta bahçeyi kazıp fidan dikmişliğim de vardır. Tamam. Bu toprak kesinlikle 25 yıldır yerinden oynamamış bir toprak değil. Ama inan edin, üstü kapalıydı, yağmur değmiyordu. Yağmur değmesin yani... ama 25 yıl üstünde gelen bir toprak değil. Ya Dilek'cim, gördük ya biz dün. Hani yok, yağmur değmezse evet berkişir, toprak sakızlaşır. Ama Dilek'cim, ama yağmur değmezse... Dilek'cim, dün biz orada aralardan toprak sızabileceğini, istersen bir daha kameraman arkadaşım yukarı çıksın, yormak istemiyorum. Araların, yok, hatta en sonunda oralar eski, Mehmet dedi ki eski eşyalar vardı dedi onun içinde. Sonrasında bu şeyleri koyduk diyor. Tente gibi böyle naylon sonrasında konmuş. O yani istiyor. Oradan yağmur sızardı yani. Ama ben eminim sızmadığına. Sen gitmiyorsun, biliyorum ki, nereden biliyorsun? Eve gittin mi? Yani, daha öncelerde de gittim de biliyorum. Annemin sağlığında da. Bir yıldır oraya gitmiyorsun. Bir yıldır gitmiyorum. Ama ondan öncesine İdam gidiyordum hanım, ya. Biz o bodrumu, bakın biz temizlerken 1 Ağustos'ta o bodrum önü kapalıydı. Orada piket vardı. 1 Ağustos'ta temizlediğinizde. Aynen. Ne oldu da, bir şey söyleyeyim. Bayram, çok merak ediyorum. Yani ha, ne oldu da Ağustos'ta sen orayı temizlemek istedin? Ya Mustafa'nın, belki Mustafa geri gelecek. Ben söylemeyeyim, eşime söyleyeyim. Mustafa gitmemişti ki 1 Ağustos'ta. Mustafa ama evindeydi. Evinde, biz temizlediğimizde evindeydi. Yukarıdaydı kendisi. Zeynep öyle mi? Temizlediklerinde evde miydi? Çöp kokuları geldiği ama için Zeynep temizliyor. Zeynep diyor ki yani, kaybolduktan sonra geldi diyor. Hayır, yalan söylüyor. Öyle hayır mi Zeynep? Ben bundan sonra nasıl ya? Kaybolduktan sonra temizlendi bu. Çünkü biz bayramdan çok konuştuk o konuları. Kaybolduk Didem Hanım, kaybolduktan sonra temizlendi. Hayır. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Vallahi de yalan söylüyor. Sen kendini aklamak için demek ki yalan söylüyorsun. Ben buradan bu anlamı çıkartırım. Hayır. Biz bayramdan çok konuştuk bir çünkü. 1 Ağustos'ta temizledim ben orayı. O zaman sen yeni sen suç. 1 Ağustos'ta. Demek ki size bir şey var. 4 gün sonra da kavga ediyorlar. Ya komşumuzun adamı gitti, ben aldım. 1 Ağustos'ta gelmedin. Orada 1 Ağustos, 1 Ağustos ilk de durma, gelmedin. Vallahi gelmedin. 1 Ağustos'ta geldin. Yalan söyleme, 1 Ağustos'ta falan gelmedin, gelmedin, gelmedin. Vallahi de geldim, billahi de geldim. Hayır, yemin etme. Zeynep'i göreyim. Bana Zeynep'i gösterir misin? Yalan söyleme. Bayramın eşine sorsunlar. He, eşime sorun abi. Arkadaşlar, kameraman arkadaşım, bana Zeynep'i gösterir misiniz? Bir şey olursa döneriz tekrar toprağa. Ben ekranda Zeynep'i görmek istiyorum. Bana Zeynep'i gösterir misiniz lütfen? Ha Zeynep'ciğim, sen... o zaman sen diyorsun ki bayram yalan efendim söylüyor. Efendim. Doğru mu anla, bir dakika. Tamam, söylesin. Bayram yalan mı söylüyor? Evet, aynen. Belki de sen yalan söylüyorsun. Bir dakika, dur. Evet. Didem Hanım diyor ki, sen yalan söylüyorsun. Komşumuzun adamı çağırsın temizleme birlikte. Eşini diyor ki temizlemedi demiyor. Diyor ki beni çağırdı, sonra kendisi temizledi. Ama diyor ki... Sen yalan söylüyor. Senin temizlemiş olabileceğin ama beni çağırdı, ben yapmayınca kendisi yaptı diyor. Ama diyor... Ama diyor Mustafa gittikten sonra hayır, yaptı diyor. Mustafa evdedi. Biz o temizlediğimiz gün de evdedi. Aynen. Abim de evdedi. Abim nasıl? Didem Hanım, Zeynep beni aradı. Evde bakın değildi. Zeynep beni dinle, Dile'yi dinle. Tamam. Zeynep beni aradı, dedi ki ne, bayram yanıma geldi. Eşiyle Gülsem'le beraber benim telefonda söyledi bunları. 1 Ağustos'ta. Gülsem'le bayram yanıma geldiler dedi. Ben Bodrum'a dedi bundan 3-4 yıl önce kül attım dedi. Dediler ki ne dedi, gelin burayı temizleyin. Ben dedim ki ne alaka, ben bayrama söylerim dedim. Bayramdan konuştum dedim. Bak Zeynep beni aradı, böyle böyle söylüyor, seni suçluyor. Yani dedim niye benim evime geldi diyor dedim. Bayram dedi ki ben gittim, tamam gitmedim değil. Zeynep'e dedim ki ya sen burayı niye pislettin dedim dedi. Ama temizlemeye çağırmadım önce, dedi. Ya özür dilerim temizlemeye ama 4 dedi yıl önce o evden ayrılan bir insanı 4 yıl olmuş. 1, 2, 3, 4. 4 yıl sonra oradan ayrılan bir insanı temizlemek için Bodrum'a niye çağırıyorsunuz? Çağırmadım diyor. Çağırmadım ki. Ben bana geldim, da aynısını söyledi. Ayıbını yüzüne vurmak için oraya gittim. Niye yaptın? Eşimle yandadı. Özür dilerim, onun için mi gittin oraya? Hayır, iki ama... kere geldin. Kapımı iki kere geldin. Ya niye inkar ediyorsun geldiğini sen? Şimdi ben önce Zeynep'e bunu doğruları konuş. Zeynep ne dediler sana? Bir daha söyle. Hatırlamıyor mu acaba bayram? Söyle. Bak Didem Hanım birincide geldi. Tamam, bak birincide eşimle birlikte geldi. Parkın kenarında konuştu. Bir dakika Zeynep, durur musun? Gülsem şu anda orada yok.
Gülsem'e de soracağım. Gülsem'in kardeşleriyle de konuşacağım. Ama bu olayın muhatabı Zeynep. Zeynep diyor ki ilk önce Gülsem'le geldi diyor Dilek. Ama diyor sonra bir daha geldi diyor. Anladın? Bayram gitmedim diyor ama. Bir daha o da geldi diyor. Hangisine inanacağım ben şimdi? Sen de bir yıldır orada yoksun. Tamam. Zöyler misin Zeynep? Kenarına çağırdı. Didem Hanım evimin karşısı. Didem Hanım evimin karşısı park. Parkın kenarına çağırdı. Sorkandı, söylendi. Sen kül dökmüşsün. Buraya dedi cardın sıçan çıktı. Bizi daladı dedi. Doğru. Tamam. Ben de evimin önünde bağırmadı. Benim sokakta severim var. Sevmeyenim vardı. Ondan sonra koydu gitti. Arası 10 dakika sürmedi. Geri geldi. Kapıma vurdu. Zeynep aşağı gelsene dedi. Geldim. İndim. Komşularım da dışarıda da gördüler. Gel o bodrumu temizleyeceksin de. Ben dedim ben gelemem dedim. Peki gittim, merak ettim. Konuştum. Bir dakika. Diyelim ki Mustafa. Bunu inkar etmesin. Tamam, anladım. Parkta Mustafa konuştum. Diyelim ki evde. Kapısına gitmedim. Tamam. Mustafa diyelim ki evde. Şimdi 4 yıldır o binada Mustafa yaşıyor. Tamam. Tamam. Zeynep orada yaşamıyor. Şimdi mantıken, düz mantık yürütüyorum. Senin normalde gidip Mustafa'ya kızman lazım. Demen gerekiyor ki. Neden Mustafa'ya kızmam lazım? Mustafa orada yaşıyor. Mustafa yaşayan mı? Külü döken kim? 4 yani yıl önce. 4 yıl ama ya. Ama onun üzerinde evin içinde fare geldi ama. Ama Mustafa senin başına pislik atıyor. Zeynep tamam. Atmıyor ki. Sen niye Mustafa'ya söylemiyorsun da? Hadi diyelim ki o zaman senin kaderini kabul ettim galiba. Bir dakika hayır. Bir dakika yardımcı olma ya. Yardımcı yok, oluyorsun. Mustafa'ya da kızmıştı galiba öyle hatırlıyorum. Yanıt vermeden yardımcı oluyorsun. Yok Mustafa'ya sufle kızmadım. Veriyorsun. Yok, bir dakika. Hayır. Mustafa'ya kızmadım. Dur. Şimdi... Mustafa'yla sen tartışmalısın. Evi Mustafa kirletiyor. Gerçekten evleş gibi. Ama bir yandan ona da üzülüyorum. Karısı gitmiş. 5 parası yok. Kimse yardım etmiyor. Psikolojik sıkıntıları var. Doğrudur. Evet. Haklısın. Ev çok kötü durumda. Simsiyah yerler falan. O bizim yani, ayıbımız. Biliyorum. Ona da insan üzülüyor ama insan Mustafa'ya der ki bu evin halini diye Mustafa'ya kızsaydın. 4 yıldır evde giden bir kadına kızmanın bir anlamı ne? Vallahi anlamadım ya. 4 yıl yok. Bayramcığım. Evde Mustafa yaşıyor. Senin karının kafasına büyük ve küçük tuvaletini Mustafa atıyor. Mustafa oraları çöp eve çevirmiş. Ya sen tamam neyin kızgınlığını Zeynep'ten alıyorsun? Didem, ben kızım, önce de hatırlıyorum. Ben bayrama sordum attıkları ama. Attıkları külün kızgınlığını alıyorum yengenize. Mustafa eşime... evdeyse Mustafa'ya gidip niye sormuyorsun? Mustafa evde ya. Evet. Mustafa evdeyse. Mustafa sen bunu niye yapıyorsun diye neden sormuyorsun da boşanma aşamasında olduğu karısına soruyorsun. 4 yıldır orada yaşamayan. İlk başta külü o attığı için. Ne alakası var? Mustafa'nın nerede olduğunu... Mustafa'nın olmadığını bildiğin için bence atıyorsun. O külü yeni döktüğü sıralarda da tartışmışlardı. Aynen, Zeynep evdeydi, aynı evdeydi. Kızmışlardı neden bu külü döktünüz diye. İlk döktüğünde bir yine... toprağa göreyim. Yine kavga etmişlerdi. Ne durumda, neredesiniz, ne yaptınız? Atma demişlerdi, külü dökme demişlerdi. Dinlememiş, dökmüşlerdi. Tamam, bir toprağa yani, göreyim lütfen. Bir toprağa göreyim. Bir toprağa göreyim arkadaşlar. Sevdacığım bir anlat canım. Ne durumda şimdi orayı, bir orayı göreyim. Donuyor sağa sola çevirince. Bodrum kattayız ya sevgili izleyiciler. Evet, orada biraz. Şimdi Didem evet, Hanım, Bigma Toprağ'ın sizin de görmüş olduğunuz gibi yayınımız esnasında akamaya devam ediyor. İçerisinden bir tane şimdilik sim kart çıktı. Biz de hala da ne çıkacağını, daha fazla bir eşya çıkacak mı diye merakla bekliyoruz burada. Mehmet Bey de kazmaya devam ediyor. Toprak... şu anda katılaşmış yani çok fazla bir toprak var. Ve o toprağı kazmak da biraz zaman alacak. Şu anda biz de Mehmet Bey'in kazmasını bekliyoruz tamamen. Buranın temizlenmesini bekliyoruz. Peki ben Zeynep Hanım şunu merak ediyorum. Şimdi zaman zaman siz boşanma aşamasında olsanız bile Mustafa sizin oraya geliyor. Oğluyla falan konuşuyor. Kardeşlerinden şikayetçi miydi? Hiç. Hı hı. Kardeşlerinden şikayetçi miydi? Yani... Benden hiç Didem Hanım hiç biz Mustafa'dan konuşmazdık. Hiç. Hı. Didem Hanım. Ha, söyle, dinliyorum ben seni. Alaya girmezdik hiç konuşmazdık. Evet. Hiç konuşmazdık. Sadece gelirdi oğlunu görürdü giderdi. Hiç benden konuşmazdı, benden hiç ilgilenmezdi, etmezdi. Adam dönük yüzüme bile bakmazdı ya. Biz Bodrum'u temizlediğimizde Mustafa sadece evde kapıda de. Geldi kapıya sen vurdu. Sen diyorsun ki Bodrum'u temizlediğimizde aşağı gönderdik. Tamam. Şükür... Ama o da diyor ki Bodrum'u temizlediklerinde beni çağırdıklarında Mustafa evde değildi hayır, diyor. Hayır evdedi. Sen öyle o farklı söylüyorsun.